Evet, anlayamam şimdi. Hadi bir zahmet olmazsa. Yok, böyle duruyor. Bir soru söyle, siz yapacaksınız sadece. Evet, buyurun. Nasılsınız efendim? Cem Karaca filmini izledim. Güzel bir akşam Cem Karaca'nın hayatı film oldu. Neler söyleyeceksiniz? Ya benim için tabii iki tür birisi bir yapıcı izleme merakı ve heyecanı. İkincisi de çok yoğun dostluğum olmuş arkadaşımın hayatını anlatan film. O yüzden iki türlü heyecanım var. Çok güzel günler yaşamıştık. Artık bizim kuşak kaybedenleri hatırlamakla birlikte yaşamaya çalışıyor. Böyle. Cem Bey'le bir anınız var mı öyle unutamadığınız? Hani iyi arkadaştınız söylediğiniz kadarıyla. Ya çok ama mesela şu kadarını biliyorum. Ben üniversite öğrencisiydim. Tiyatroda yapıyorduk ülkeyle. İlk kez konsere bizim yaptığımız organizasyonda gelmişti ve orada tanışmıştım Ankara'da. Ankara'da ülkenin bir etkinliğiydi. İlk arkadaşım sordu. Sonra uzun süren bir yolculuk oldu. Artık dayanışma. Biz tiyatro yaptığımda İstanbul'a geldiğimde birlikte oluyorduk. Bu Ankara'ya konserlere geldiğimde birlikte oluyorduk ama böyle keskin bir hani hatıra anlatamam. Dostluklarımız vardı. Nasıl biriydi kendisi? Hani sizin gözünüzden bakarsak. Ya o kuşak var ya, sanatçılar, sinema oyuncuları, tiyatrocular, şarkıcılar. Onlar içtenliğin kahramanlarıydı yaptıkları meslek açısından. Tutkun bir şarkıcıydı o. Yani hayatı dile getirmeli. Hani ticaret yapmak, çok leş olmak sevdasında peşinde bir tutuşmaydı. Cem Karaca gibiler vardı. Bunun için de iyiyiz bıraktılar. İleri film de bunu çok iyi anlatır. Cem Karaca gibiler dediniz. Tekrar bir sürü insan vardı o dönemde yani. Tekrar böyle Cem Karaca gibi isimler çıkar mı? Sesler çıkar mı? Şartlara bağlı. Bugünün Türkiye'si, bugünün Türkiye'si biraz farklı şartlar herhalde. Her şart kendi ürünlerini sanatçılar. Geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Geçmiş olsun diyelim bununla da ilgili bir trafik kazasına karıştığınıza dair. Biraz şöyle kalbim kırıldı. Çünkü ailem dahil bir sürü insan heyecanla telefonları kırıldı. 9 ay önce Şişli'de o caminin yanında ufak bir hareket vardı. Araba çarpmıştı yani başka. Sonra bunu bugün yapmış gibi yoğun biçimde sunmaları beni üzdü ya. Yeni değil mi? Hayır, 9 ay önceki bir iş. Evet evet. Arabam burada tam. Burnunu vurmuştu. Öyle. Bir gaz boşalmasıyla meydana geldi herhalde kaza, değil mi o zaman efendim? Yönetmenim. Evet. Bir fren boşalması veya gazda mı sorun oldu? Nasıl ya, meydana geldi? Ben sıralı beklerken öne geç diye vurdum. Çünkü şurası kapalıydı. Camiye gittik tarafına doğru giderken şişti. İleri gitti, ben böyle yaptım. O da gitmek istedi, taksi şoförü. Orada ona çarpmamak için böyle yaptım. Yukarıdan gelenler vardı. Ben buradan kaçarken bir deneye çarptım. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Çok çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler.